tanesini, bir tanesini hor görmesin. Buradaki amaç kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürümüzü yeni nesil nasıl giyecek, nasıl kullanacak, onlara nasıl sevdireceğiz? Biz bu 580 yıllık hayatına itham eden örtümüzü her nesile, yabancı memleketlere, farklı şehirlere, farklı ülkelere getirmenin gayreti içinde yaklaşık 6 yıldır fiilen üniversite olarak tezli çalışma yaptım. Aynı zamanda Rize'de, Trabzon'da, Giresun'da, Artvin'de bölge ziyaretleri yaparak, sahalarda araştırmalara yaparak kadınlarla röportajlar yaptım. Anladım ki yeni nesil artık bunu kullanmıyor ama geçmişteki ninelerimiz, teyzelerimiz inanılmaz bir tutkuyla buna bağımlı. Rize'deki halkımız artık kişanımızı bir Avrupalı kadının üstünde, bir öğretmenin üzerinde bir ceket, erkeğin üzerinde bir mendil veya bir ceket veya bir takım elbise olarak bütün dünyaya duyurmak için çalışmalarıma devam edeceğim. Aslında bu bir başlangıç. Bu defilede yaklaşık 20 tane manken var. 4 tanesi erkek, 16 tanesi bayan. Gördüğünüz ürünlerin her biri kendi elimden çıktı. Dantelden görmüş olduğunuz kıyafetler, kendi yatak örtülerimi sökerek gelinlik yapmaya çalıştım. Keşan'dan gördüğünüz örtülerin her biri kumaşlarını teker teker ilmek ilmek kendim ördürdüm. Çok güzel, çok beğendik. Değişikti yani Rize'miz için çok güzel oldu. Değişik bir aktivite oldu. Çok beğendik. Güzel yani, bir yöresel bir kumaşımızın, bir deserimizin, yani böyle kıyafetler üzerine keşanımızın, yani çok güzel, çok beğendim. Günlük kıyafetleri daha çok beğendim. Çok ama ilginç, yani bayağı ilginç, dikkatimi çekti. İlk defa böyle bir şeyle bu yörede karşılaşıyoruz. Yani bayağı iyi, her şeyi dört dörtlük. Ben zaten biraz puanı bol veren birisiyim. 10 üzerinden 100 veriyorum defileye.